Yani hep diyordum ya Türkiye Afganistan'dır diye. Hakikaten öyle. Mesela Türkiye bir İran değildir. Şu anda ben İran hakkında bir çalışmanın ortasındayım. Biraz sonra ben ayrılınca aranızdan tekrar ona döneceğim. Hani İran'daki çalışmalar muhteşemdir. Hmm. Yani İranlılar ciddi adamlar. Hmm. Biz de biz ne yazık ki İran düzeyinde <laughs> Yani İran'da Geçen asrın Rusyası gibi bir dar elit var. Bunlar iyi film yapıyor, iyi tiyatro yapıyor, iyi müzik yapıyor, yazıyor, iyi bilim yapıyor. Hocam İran'daki üniversiteler bugün dünyayla kapışıyorlar. İşte ya, o kapışıyor şerif falan. çünkü orada üniversitede dalga geçen hocanın bir müeyyidesi vardır karşılaştığı ilk önce. E, talebe sınıfı terk ediyor. Çünkü ilginç bir şey sesini çıkarmadan sınıf poşalı veriyor. Buna ben şahit oldum. Yani Hocam, bu, bu çok telefonu önemli bir şey. Mu yayın bana denk gelecek mi acaba? Vallahi çünkü bu telefon böyle bir telefon. 120 ya yani sizin de yüzlerce Bu yayın bunu yaptık. niye çalıyor biliyor musun? Mesela burada yayına girmek isteyen biri çalıyor. Ha. Bir kere böyle gö göçlerden bahsediyoruz Zeyler Şengörle boyna çalıyor bu. Arada baktım şey yaptım Beckhold cevabı verdim. Nedir derdiniz? Dedi bizim göçlerden niye bahsetmiyorsun? Bir öğretmen bizim göçlerden dedi kendi kavminin ki. Ya Siz ben ama kardeşim, kardeşim ama sesi alayım. Alma sesi niye alıyorsun ondan sonra bozuyorsun. Bozmayacağım söz vallahi. Ben yaptım daha. işte tamam. Ondan sonra şey e, bu çok <laughs> Asla güvenmiyor bana. Yani burada yayına girmek isteyenler var. Bu çok enteresan bir şey. Kahvehane ile bu konuşmayı bizim acaba havayı veriyoruz. Şimdi söylemek istediğim şu. Bu ilginç bir yapıdır ee, bu İran'dan bahsettiği şey. Şimdi hemen kalkıp da İran'ı bizim önümüze geçirdim falan demesin bir takım deniz, deniz. adamlar. Denir ama artık hocam var. diyen diyeceğini desin ya. Yani o ciddi bir memlekettir. Dar bir elitin içinde çok ciddi bir memlekettir. İyi jeologu vardır, iyi tabibi vardır, iyi mühendisi vardır. Ben bir mühendis sanıyorum. Birleşik şeyde UNESCO'da temsilcisiydi İran. Herif aynı zamanda Cambridge'e profesör felsefe verip geliyor yani. E bu dar eliti olan mimarıyla, mühendisiyle, müzisyeniyle, alimiyle falan bir yer. Ama belki idare, idare ve iktisadi yapı bunun çok gerisinde. Yani onu diyorum zaten bu Türkiye bu kadar şeyleri kitle olarak aslında başarmış ve öne geçmiş bir ülke. Niçin elitlerinde böyle sakatlıklar var? Bu bir soru. Yani bu siyaset ilmi denen nesne için, sosyolojimiz için veya tarihimiz için bir soru. Yani bu toplum ki bu kadar böyle örgütlenmiş birçok konularda. Birçok dallarda öne geçmiş, ismi geçiyor. Ama bazı yönleriyle Niye böyle değil? Yani şimdi değindiği problem mesela. Niye bu varken, bunun birinci kalitesi varken yanında öbürü de var ve ya yaşama hakkı buluyor. Yani bu çok enteresan. Bunun bozukluğu nereden ilir geliyor? Yani bu nepotizm mi? Kayırganlık mı? Akrabacılık mı? Bölgecilik mi? Nedir yani? Mezhepçilik mi? Sebebi nedir bunun? Yani bu kadar garip şeyler. Ee, onun üzerinde durmak gerekir. Niçin böyle bir tarihi mimari mirası olan bir memlekette bugün mimari bu durumda? Soru bunlar yani. Veya bu mühendislikler, bu tıp tıp burada varken bu işler nasıl böyle oluyor? Bu mimari.